Lütfi Paşa. Sen 10.000 asker ve 10 sancak bey ile İtalya'nın güneyine çıkacaksın. Evvela Otranto'yu fethedeceksin. Daha sonra civarındaki bütün irili ufaklı kaleleri alıp emniyeti tesis edeceksin. Biz de akabinde donanmayla Otranto'ya çıkacağız. Göreyim seni. Kulluğunu gösterme vaktidir. Başım yolunuza kurban olsun hünkârım. Kellemi veririm ama yüce Rabbimin izniyle emrettiğiniz hususları yerine getirmeden dönmem. Âlâ. Malkaçoğlu, senin İtalya'daki adamların hazırlıkları ne vaziyette? Hünkârım, gelişimizi beklerler. İspanyollardan memnun olmayan İtalyanlar da bize yardım edecekler. Lütfi Paşa'mıza icap eden malumatı verdim. İlaveten Venedik kafirini gözetleyen adamlardan haber geldi. Venedik donanması hareketlenmiş. Bu Venedik taifesinin hareketlerini kontrol edin. İki ateş arasında kalmayalım. Emri ferman hünkârımızındır. Otranto'nun fethi kolay olmayacak paşam. Mesuliyetiniz bir hayli büyük. Hakkınız var Vali Bey. Zor bir vazife bu. Ama yüce Rabbimin izniyle bunun da üstesinden geliriz elbet. Ben asıl bundan sonrasını merak ederim paşam. Nasıl nihayet bulacak bu sefer diye. İnşallah İbrahim Paşa gibi bir seraskerin yokluğu hissedilmez. Paşa ile aramız pek iyi değildi. Değildi ama hani derler ya, yiğit öldür hakkını yeme. Ben öyle bir serdar ne gördüm ne işittim. Eksikliğini hissetmeyiz inşallah. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Amin, amin. Siz gönlünüzü ferah tutun paşam. Bu yüce devletin içinde nice şerefli paşalar var. Elbet bayrağı biri devralır. Doğru. Bayrağı sana bırakmazlar. Şşş. Sözlerine dikkat et Nasuh Efendi. Karşında bir paşa var. Paşa. Efendiler, durduk yere hadise çıkarmayın. Ne yapıyorsun sen? Seferdeyiz. Seni şikayet etse hakkı var. Bir paşayla nasıl böyle konuşuyorsun? Ettiği lafı duymadın mı beyim? Onun ne haddine paşamın aziz hatırasına hakaret etmek? Bırak konuşsun. Hünkârımız bir hali gergin zaten. Kulağına gitmesin. Hadi. Ziyadesiyle hassas bu mevzuda. Durup durup ne sebeple kaşırsın yarasını? Seferdeyiz paşam. Hatun gibi sızlanmayı bırakacak. Eline kılıç alacak, kılıç. Sen at eğerlerken o seferden sefere koşuyordu. Silahşörlükteki ustalığı Acem diyarında bile konuşuluyor. Onun hakkında atıp tutacağına şahsi işlerinle meşgul ol. Rüstem Paşa. Gel Taşlıcalı. Şehzade Hazretleri. Hünkârımız Avlonya'da ordugah kurmuşlar. Lütfü Paşa Otranto'nun fethi için Güney İtalya'ya gönderilmiş. Âlâ. Lütfü Paşa'nın böyle mühim bir vazifeyi almasına sevindim. Muvaffak olacağına da hiç şüphem yok. Lakin İbrahim Paşa olmadan bu seferin nihai bir zaferle neticelenmesi pek mümkün değil. Bilhassa ordunun başında Ayas Paşa varken. Hünkârımız bu vaziyeti görüp tedbir alacaktır şehzade. Elbette. Fakat yanında emirlerini uygulayacak kabiliyetli, kuvvetli serdarların yoksa ne çare? Yine de bu sefer hayırlara vesile olacak Taşlıcalı. Hünkârımız en azından kimlerle yola çıktığını görecek.
Bakışlarının oku gelse, göğsümü geçip canda yatar. Kim ki kan içicidir, kan içer, kanda yatar. Gönül yüzünü seyredip saçında kaldı. Her ne yerde gece olsa garip orada yatar. Kapının eşiğini kaptırmamışsan feleğe ne olur ey dost? Ayıp değildir bülbüle, çünkü gül bahçesinde yatar. Kim bilir benim gibi nice düşkünün vardır. Her biri derdinle hasta olup dermanına yatar. Muhibbi, kavuşma hazinesini arayıp bulamazsın. Başka yerde arama, çünkü virane gönlünde yatar. We'll be right back.